alıyor. Yavaş. Ya ne bu sabah sabah tangır tungur gürültü, bu sesler nedir ya? Kahvaltı hazırlıyoruz baba. Betüş de Firuze abla da gittiği için iş bize düştü. Hayret. Bir tek siz beni bırakıp gitmediniz. Oh! Hepimizi çok ama çok üzdün baba. Eğer babamız olmasaydın çoktan gitmiştik. Tamam tamam, hadi bırakın bunları da giyinin çıkalım, dışarıda kahvaltı edelim. Ben size yarın yeni bir dadı bulurum, hadi. Ne? Baba sana inanamıyorum. Betüş'ü de Firuze ablayı da nasıl bu kadar çabuk unutursun? Hadi lan. Şunlara bakın. Benim gibi bir erkek onu bırakan kadınların arkasından ağlamaz, tamam mı? Bize yakışmaz. Ha, çabuk giyinin de çıkalım hadi. Bu yaptığınıza inanamıyorum. Anne, Eda, yani bunu bana nasıl yaparsınız? Hadi Sadık'a acımadınız. Beni ve çocukları da mı hiç düşünmediniz ha? Sırf bir faniyle evlendim diye bütün bu kabusu yaşamak zorunda mıyım? Eğer Sadık'tan boşansaydım çok mu mutlu olacaktınız? Ama bütün bunları senin iyiliğin için yaptım kızım. Hem Sadık bir fani. Seni eninde sonunda üzecek. Biz zannettik ki böyle bir şey yaparsak seni... Sen kendine baksana Eda. Deminden beri Eminem için gözyaşları döküyorsun. O bir fani değil mi? Evet, Eminem bir fani ama o gerçek bir şey değil ki. Sihirli bir şey. Sadece bir oyun. Ya sen anne? Umur Bey'in peşinden koşturup duruyorsun. O da bir fani. Canım, o benim kocam değil ki. O öylesine bir şey yani. Peki, peki o zaman babandan bahsedelim. Neden hala onu sevdiğini kendine itiraf edemiyorsun ha? Aman bana Taci'den bahsetme canım. İçim kan ağlıyor zaten. Şimdi herkesin içinde yaptığın sihiri bozacak, Sadık'ı eski haline geri getireceksin. Yoksa Taceddin'i bir daha asla göremezsin. Beni de göremezsin anne. Tamam, peki. Hadi geç yerine şimdi bakalım, hadi. Tamam, geçiyorum canım. Ama bu sihir o şapşal için değil, kızım ve Taci için bozuyorum. Sihirin başını da unuttum. Sihiri şöyle bozacaksın Dudu. Herkes bugüne bütün bu yaşananlar olmamış gibi devam edecek. Sadık eski haline geri döndükten sonra özellikle çocuklar bütün bu yaşananları unutmuş olacaklar. Gel Şevin, hadi eve gidelim de sana gerçekte kocamın nasıl biri olduğunu göstereyim. Hadi görelim bakalım. Gel hayatım, hadi evimize. Sen uyandır. Yok, sen uyandır. Sen uyandır çünkü seni daha çok seviyor. Saçmalama. Ay. Baba. Yok, hayır. Ben böyle bir baba değilim. Değilim, hayır. Ben bu değilim. Ha, yok. Baba. Hayır. Babacığım, iyi misin? İyiyim. Çocuklar, çok kötü bir rüya gördüm. Ben rüyamda o kadar kötüydüm ki, yani size çok çok kötü davranıyordum. Uf. Adı üstünde, rüya işte. Ya. Ben niye burada uyumuşum çocuklar? Betüş nerede? Günaydın. Sıcak simit almaya çıkmıştık, geldik. Dur bakayım Sadık, yüzündeki morluklar geçmiş mi ne? Morluk mu? Ne morluğu? Geçen akşam komşumuzla tartışmıştın ya. Ondandı değil mi? Hay Allah. Çocuklar, rüyamda Şevin ablanızla iki erkek gibi birbirimize giriştik. Bir anda o sandım. İlahi baba. Ay Sadık Bey, Betüş Hanım, kusura bakmayın. Çocukları karşıdaki eğitim parkına götürdüm. Geç kaldım biraz. Önemli değil Firuze'cim. Nasıl, memnun musunuz vakfın hizmetlerinden? Betüş Hanım, ben böyle şey görmedim. Benim Davut'tan gizlediğim 3-5 kuruşum vardı. Onu bile bağışlayıverdim vakfa. İnsanın parasının doğru yerlere harcanması çok güzel tabii. Sadece benim çocuklarıma değil, bu ülkedeki binlerce çocuğa parasız eğitim veriyorlar. Hayran kaldım. Sadıkçığım, biz de bu vakfa bağış yapalım, tamam mı? Tabii hayatım, tabii yapalım. Bak aklıma ne geldi. Umur Bey ile konuşalım, o da katkıda bulunsun canım, değil mi? Bulunsun tabii, bulunsun.
Biz de karar verdik. Eski kitaplarımızı bağışlayacağız. Aferin size. Ben de varım o zaman. Şevin, biliyor musun sen benim en iyi arkadaşımsın. İşte, memnun musun? Memnunum. O zaman tacımı geri ver. Olmaz. Olmaz. Aa, evet. Önce ceza, sonra tac etti. Ama Perihan teyze, her şeyi eski haline çevirdik. Ne cezası şimdi bu? Ah, bu sefer size eşi benzeri görülmemiş bir ceza vereceğim. Aslında periler için bu ceza değil, ödül sayılır ama. Neymiş o? Ah, sizleri Irak'a savaşın izlerini silmeye göndereceğim. Ne? Sizler iyilik perileri değil misiniz? Asıl göreviniz masum insanları korumak, onları mutlu etmek değil mi? Korkmayın, korkmayın. Sizleri oraya barış için göndereceğim. Bu göreve seve seve gideriz. Hem ceza bunun neresinde canım? Aa, ceza? Siz Betüş'le Sadık'ı ayırmak için abuk subuk sihirler yaparken oraya gittiğinizde hayatın gerçeğini anlamanız. Böyle küçücük küçücük zaferler peşinde koşanlara verilecek en büyük ceza yanı başlarında yaşanan acıları, kayıpları onlara göstermektir. Gerisi size kalmış. Başarılar kızlar. Hadi o zaman Irak'a gidiyoruz anneciğim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Betüş, gerçekten seni çok mutlu edecek bir eş seçmişsin kendine. Biz de hayatımıza Betüş girdiği için çok mutluyuz değil mi? Hadi o zaman mutluluğumuza. Hadi içelim. Ova. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.